Yeniden birlikteyiz değerli gönüldaşlarım. Siz değerli kardeşlerimle beraber olmanın mutluluğunu, beraber olmanın hazzını yaşıyoruz. Bu mutluluğu ve hazzı yaşatan Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun temennisiyle yeniden sizin karşınızdayız. Beğeniyor musunuz YouTube kanalımızı değerli gönüldaşlarım? Umarım beğeniyorsunuzdur. Beğenilmesek herhalde bunca abone olmazdı. Yani bu binlerce izleme olmazdı diye düşünüyorum. Hakikaten değerli gönüldaşlarım, hazırlanıyoruz. Gerçekten hazırlanıyoruz. Gerçekten okuyoruz. Gerçekten siz değerli gönüldaşlarıma en doğru bilgiyi en güzel şekilde verebilmek için gayret sarf ediyoruz değerli gönüldaşlarım. Biraz üzgünüm. Yüzümden de belli. Neden? Çok sevdiğim bir kardeşim vardı. Kız kardeşi çok sevdiği bir adamla kaçmış. Evlenmiş, nikahını kıymış, bir sorun yok onda. Yani kaçması doğru bir şey değil. Hem dinen hem ahlaken doğru bir şey değil kaçması. Bir kızın evden kaçması doğru olmaz. Ve o kıza annesi küsmüş. 20 senedir konuşmuyorlarmış. Neyse. Geldi dedi ki hocam dedi ya. Şu anneyle kızı barıştıralım artık. 20 sene oldu. Hocam dedi ne yapabiliriz ya? Annem dedi çok yaşlandı. 70'i devirdi, 75'i devirdi. Kız kardeşim de artık 30 senelik evli oldu yani. 20 senelik evli oldu artık. Böyle çocukları büyüdü. Hatta yani annem, benim kız kardeşim annemin yanına geliyor. 20 sene hiç konuşmadı. Şu son 20 senedir de geldiği zaman arkasını dönüyor artık. Öyle yani. Böyle inat insanlar da var ha. Bizim bu doğunun insanında gerçekten bu var. Biz doğuluyuz ondan biliyorum ben. Var yani. Böyle birine küstü mü, hele hele bir de kızı kaçıp gittiyse onu böyle o tabiri caizse kan davası meselesine getirir. O da doğru bir şey değildir. Nitekim hocam dedi bunları nasıl barıştırabiliriz biz? Ne yapabiliriz? Dedim vallahi kardeşim benim. Bir insan önce barışmak istemesi lazım. Ya hocam dedi bana bir formül ver, formül. Şimdi ben de ona dedim ki bak şöyle şöyle şunları uygularsan Allah Azze ve Celle merhamet eder ve barışırlar dedim. Ve aradan bir zaman geçti. Ben diyeyim işte bir sene, siz deyin işte iki sene böyle zaman geçti. Bir gün beni aradı. Hocam dedi bu akşam evimizde bir davetimiz var. Çok önemli bir davet. İşte annem var, babam var, ben varım, kız kardeşim var, kocası var. Böyle ailecek varız. Seni de aileden görüyoruz. Onun için seni de bu akşam yemeğimize davet ediyoruz. Çok önemli bir konu için. Neyse kalktık gitti geri de uzak. Gittim. Anneyle kız barıştılar. Böyle var ya onu görmek lazım be yaşamak lazım anlatamazsın. Tabii 30-40 senenin verdiği bir ayrılık var. Anne kızına sarıldı. Hüngür hüngür ağladı. 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 Ağladı böyle. Kızı ağladı, ağladı, ağladı. Sarıldılar böyle dakikalarca ağladı, ağladı. Kızım dedi. Niye kaçtın? Anne dedi, vermediniz. Bak dedi evliyim. 30 senedir evliyim. Bak kızım evlendi. Ben de senin gibi torun sahibiyim. Bak kızım evlendi dedi. Yani bu adam, kızım dedi, biz bilmiyorduk. Bu adamın bize sorduk sağa sola kötü dediler. Onun için vermek istemedik. Biz böyle sana sahip çıkacağını, sana iyi bir koca olacağını bilseydik verirdik dedi. Neyse gün geçmiş ağladılar, ağladılar, ağladılar. Neyse böyle bir ortam dramatikleşti. Arkasından da yemeğe geçildi falan. O anne dedi ki bugün benim hayatımın en güzel yemeği dedi. Bugün benim hayatımın en güzel yemeği. Niye? 40 yıl sonra kızımın
sıcaklığını şu bağrımla hissettim dedi. Ben de merhametli bir adamım ben. İçli bir adamım. Onlarla beraber ağladım. Ama bu işin esas mimarlığı bize aitmiş. Benim haberim yoktu bundan. Hocam dedi, bak bunlar nasıl barıştırabiliyor musun dedi bana. Senin verdiğin formül vardı ya, ha öyle barıştılar işte bunlar. Nasıl dedim barıştılar? Hocam demiştim ki ben sana annem ve kız kardeşim çok dargınlar. 30 senedir dargınlar işte. 20 senedir dargınlar. Bunları barıştırmamız lazım. Annem epey yaşlandı. Kız kardeşim bile torun sahibi oldu artık. Barıştırmamız lazım demiştim ben sana. Dargın olan kimselerin barışması için sen de bana demiştin ki ne yapacaksın? Önce bir tesbih estağfurullah diyeceksin. Estağfurullah, 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 estağfurullah diyeceksin. Bir tesbih elhamdülillah diyeceksin. Elhamdülillah, 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 elhamdülillah. Sonra bir tesbih salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed diyeceksin. Sonra bir Fatiha okuyacaksın. Üç İhlas okuyacaksın. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama bağışlayacaksın. 100 tane estağfurullah, 100 tane elhamdülillah, 100 tane salavat. Sonra bir Fatiha, 3 tane İhlas okudunuz. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama bağışladınız. Sonra Ya Gafuru Celle Celaluhu. Ya Gafuru Celle Celaluhu. Adından da anlaşılacağı üzere mağfireti bol olan, yani bağışlaması bol olan, kalplerdeki merhameti meydana çıkaran, dargınlıkların ana sebebi olan, kinin bitmesini sağlayan, benlikten uzaklaştırıp kibri kenara iten Ya Gafuru Celle Celaluhu, günahları bağışlayan. Hocam dedi, Ya Gafuru Celle Celaluhu esmasını çekmemizi söylemiştin. Her gün en az bir tesbih demiştin. Bir de Mümtehine suresinin 7. ayeti kerimesini demiştin. Asallahu en yec'ale beyneküm ve beynellezine adeytim minhum mevette. Vallahu kadir, vallahu gafurur rahim. Allah sizinle şu anda karşılıklı düşman olduğunuz kimseler arasında onları doğru yola iletmek suretiyle bir sevgi ve yakınlaşma var eder. Çünkü Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah çok bağışlayıcıdır. Sonsuz merhamet sahibidir. Bunu da her gün oku veya dinle demiştiniz. Ben de gittim kız kardeşime söyledim. Hocam dedi. Aynen not aldım senin böyle söylediklerini. Kız kardeşime bu formül üzere götürdüm. Birinci mesele neydi? Bir tesbih estağfurullah. Bir tesbih elhamdülillah. Bir tesbih salavat. Sonra bir Fatiha, üç İhlas okuyup peygamberimize bağışladık. Sonra Ya Gafuru Celle Celaluhu. Çekebildiğin kadar çek. Sonra da Mümtehine suresinin 7. ayetini her gün oku demiştim. Kız kardeşime verdim. Kız kardeşim bunu bir yıl boyunca devam etmiş. Her gün okumuş. Her gün okumuş. Dolayısıyla bir gün annemin yanına geldik gene. Annemin yanındayken de ben bunu 3 gün boyunca okudum. Yani 3 gün boyunca anneme bu formüle göre okudum. Sonra bir gün annem dedi ki bana, oğlum dedi, kız kardeşin ne yapıyor? Hiç sormazdı dedi. Hiç sormazdı. Oğlum kız kardeşin ne yapıyor? Necedir? Ne iş yapar? Var mı bir sıkıntısı dedi. Anne dedim, konuşmadığın kızın ne hesabını bana soruyorsun? Çağır kendin sor. Oğlum dedi, söyle artık gelsin. Gelsin artık. Bayağı uzadı bu iş. Barışalım dedi diyor. Hocam işte biz böyle barıştık dedi. Şimdi sizler de değerli gönüldaşlarım,
Eğer kadınla koca arasında bir küslük varsa, eğer akrabalarınıza bir küslük varsa, eğer sıkıntılar varsa, barışma ihtimali olan herkes Allah'ın izniyle bu formülle barışır.